İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve asarahum ve kulle şeyin ahsaynahu fi. Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi eski başkanlarından Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Küçük'ün ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu. Bir yıla yakın Ankara'da akciğer kanseri tedavisi gören Mustafa Küçük, Samsun'da uzun süredir öğretmenlik yapmıştı. Anadolu Gençlik Derneği Samsun Şubesi Başkanlığı görevinde de bulunan Küçük, 3 çocuk babasıydı. Bu şehadeti göstermiş oldum. Allah sabrınızı hoş bulduk teyzeciğim. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Hepimizin gideceği yer orası. Bundan sonra inşallah cennette kavuşacağınız vaktin hazırlığını yapacaksınız. Çok müsterih olun. Çok mücahit, muvahit, kıymetli bir evladınız vardı. Tabii siz evladınız olduğu için çok iyi biliyorsunuz. Ama biz onun bambaşka işlerine şahitlik ettik. Bambaşka çalışmalarına şahitlik ettik. Allah razı olsun. Hem Samsun'da hem de Türkiye genelinde hayırlı işleriyle alakalı hamdolsun gözümüzle görmüş olduk. Bu dünya bir gurbet. İnşallah cennetinde Allah bizleri beraber eylesin. İnşallah. Rabbim sabrını versin. Bu da kızımızın kızı. Torunum malum ailesi. En büyük evladı Mustafa Bey'in. Evet. Allah yardımcını olsun. Kızım bu da benim ayrıca. Allah sabrını versin. Allah rahmet eylesin. Amin. Çok sağ olun. Allah yardımcınız olsun inşallah. Amin. Biz de Ankara'dayız. Hemen telefonun ucundayız. Mustafa Bey bizim kardeşimizi. Her zaman inşallah en ufak şeyde birlikte oluruz. Allah yardımcınız olsun. Rabbim sabrınızı versin inşallah. Allah sabırlar versin. Teyzeciğim Allah sabırlar versin. Allah sabırlar versin. Allah ısmarladık efendim. Muhammed abi böyle geçelim biz aşağıya. Dışarıya. Dışarıya beyler tamam, yanlayacak. Allah'a ısmarladık. Tekrar Allah rahmet eylesin. Allah sabrınızı versin inşallah. Allah razı olsun başkanım. Sağ olun. Herkesin şahitlik ettiği, kimsenin olumsuz cümle kullanmadığı, hele ki bizim görüş almayası açısından da herkesin şahitlik ettiği kıymetli bir insan. Yeryüzü bir gurbet. Zahiren hayat uzun gibi gözükse de inşallah cennetinde beraber oluruz. Bundan sonra yapacağımız iş onun emanet ettiği hayırlı hasretlerin devamını sağlamak. O hangi istikamet üzere gittiyse aynı şekilde sizlerin de o istikamet üzere gitmesi onun için en önemli. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Biz her zaman bir ağabeyimiz yanındayız. Telefonun ucundayız. Sabredeceğiz inşallah. Allah yardımcı olsun. Ama güzel olan şey ne? Şimdi öyle insanlar ölüyor ki ruhlarını teslim ediyorlar. Yani insanlar oluyor. Uzun süreçte birlikte çalıştık. Aynı teşkilat ünitesinde. Onun birçok güzelliğine şahitlik ettik. Gençlerle birlikte vakit geçirdik. İnsanların yardımına koştuğu haller, teşkilatımız, davamız için Ankara'daki yaptığımız toplantılarımız, yaşadığımız süreçlerle alakalı, ümmet coğrafyasıyla alakalı birlikte gözyaşı döktüğümüz, yani şükürler olsun, hep hayırlı işlerine şahitlik ettiğimiz bir kardeşimizdi Mustafa Bey. İşte bugün de insanoğluna zahiren zor gelse de aslında şu anda burada bir topluluk hayattayız. Ama hepimiz açısından musallaya konulacağımız, kabre konulduğumuzda merrabuke suallerinin sorulacağı, kitabın nedir, ömrünü nerede harcadın, peygamberin kimdir suallerinin sorulacağı topluluklardır hepimiz. Hepinizin malum Hazreti Ömer Efendimiz
buyuruyorlar ki cenazeyi kabre koyarken insana vaaz olarak yeter buyuruyor Hazreti Ömer Efendimiz. Şimdi bu hakikati hep beraber çok sevdiğimiz, davasına, cihadına gayretle hizmet eden mücahit, muvahhid bir kardeşimizin taziyesinde de yine dile getiriyoruz. Fesullahümme mazammen mahmuden illezî ve'atteh inneke la tuhlitul mi'at ala rasulina Muhammedin salavat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم